ümmet alacaktır, sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor. İşte bu ayet-i kerimenin apaçık delili olarak bir gün hepimizde yatacak olduğu ve şu an musallada yatmakta olan Kadir amcamıza Allah-u Teala rahmetiyle tekrar helal ettiniz mi? Cenab-ı Allah yapmış olduğumuz şahitliği ve helalliği kabul eylesin. Amin. Cenab-ı Allah günahları varsa affı mağfiret eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la abdülüsün mütabihin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın barakatı. İnni vaktine ile halkı ve ila tabibu müstakim ve affu anna ya kerim ve affu anna ya rahim ve affu sana sonsuz şükürler olsun ya Rab. Sen bütün mahlukatına merhametli bir hasta inanmış kullarına pek lütufkarsın. Biz de inanmış insanlar olarak el açtık kapına geldik. Dua ve niyazlarımızla sana yalvarıyoruz. Dua ve mutlu yolundan hiçbir zaman ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi kıyamet gününün tek hakimi ve sahibi sensin. Bize orada acı, bizi esirge, bizi cehennem azal. Han sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Fak ruhuna diye peygamberler, sahabe tabi'in, tele-i tabi'in, hülefayı raşi ve tüm mümin ve nasil kardeşimin ruhlarına ve amin diyen cemaatimizin dünyadan ahirete göç emrilmiş. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabrini kuru nur eyle ya Rabbi kabrinden kaldır. Yaramazlık var mı? Dengesiz yürümeyen. Ağır ağır. Ama bunu da alın. Yok yok. Sadece bir yetiştirmek.